Eşini eski eşiyle ya da sevgilisiyle kıyaslayanlar, o olsa şöyle yapardı, böyle derdi diyenler dikkat. Yargıtay bunu boşanma nedeni saydı. Hem tazminata hem de nafakaya hükmetti. Eşiniz sizi eski eşiyle kıyaslasaydı sürekli ne yapardınız? Eşimden öyle bir şey beklemem. Biz çok mutluyuz. Ayrılırım. Boşanma sebebi. Niye beni eski eşinle kıyaslayıp duruyorsun değil mi ama yani? Onun tam adıysan bende ne işim var? Eşini eski ilişkileriyle kıyaslayanlar dikkat. Yargıtay bu davranış kusur dedi, boşanma nedeni saydı. Beni sadece boş olmamak için aldığını düşünürdüm. O şekilde evlendiğini düşünürdüm. Ankara'da bir adam eşinin ona ilgi göstermediğini, zaman zaman evi terk ettiğini, vefat eden eşine ait mücevherle ondan izinsiz şekilde kullanıp üzerinde oynamalar yaptırdığını belirterek kadına boşanma davası açtı. Eşinizin vefat etmiş eski eşine ait mücevherleri kullanır mıydın? Yok, hayır. Neden? Ya manevi olarak da gönlüm el vermez yani. Kadın yaptığı yanlış burada. Mahkemeden maddi manevi tazminat talebinde bulundu. Bu talepleri duyan kadın hemen harekete geçti, karşı dava açtı. Kocasının iddialarının doğru olmadığını, sürekli vefat eden eşiyle kendisini kıyasladığını iddia etti. Değersiz olduğumu düşünürdüm. Yani evlendiğime pişman olurdum. Boşanmak ister miydin? Tabii. Çünkü ben sürekli biriyle kıyaslanmak istemem. Saygı duyardım. Belki gerçekten o anda aklına gelmiş olabilir. O defter kapanmamıştır. Hala geçmişte yaşıyordur. İşte bu gerekçelerle kusurlu taraf değişti. Kocasının tazminat hayalleri suya düştü. İlginç davada yerel mahkeme kocayı tam kusurlu buldu. Eski eşiyle yenisini sürekli kıyasladığı ve kadını ortak hanede istemediği tespit edildi. Geçmiş geçmişte kalıp geleceğe bakmak lazım. Yani kıyaslaması doğru olmaz. İlk eşini unutamayan adam ikinci eşini de her ay ödemek zorunda olduğu nafakayla hatırlayacak.